Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm. Trabzon'umuzun bu en büyük salonunu, içini ve dışını büyük bir aşk ve şevkle dolduran, kalpleri imanla dolu, inançlı, sağlam, milli görüşlü kardeşlerim olarak hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Alınlarınızdan öpüp bağrıma basıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Salonumuzun içinde ve dışına baktığım zaman büyük bir kısmını hanım kardeşlerimizin teşrif ettiklerini görüyorum. Kendilerine hasreten hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Yaptıkları cihattan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Aynı şekilde salonumuzun büyük bir kısmında genç evlatlarımız yer almış bulunmaktadır. İstikbalimizi temsil eden bu inançlı genç kardeşlerimizi, evlatlarımızı hasreten sevgiyle bağrıma basıyorum. Alınlarından öpüp kucaklıyorum ve bağrıma basıyorum. Sözlerime başlarken biraz evvel konuşma yapan çok sevdiğim kardeşim Profesör İlhan Sulgun Bey'in konuşmasındaki bir kelimeyi düzelterek konuşmaya başlamak istiyorum. Hocam memleketimize hoş geldiniz dedi. Bu söz yanlıştır. Hocam memleketinize hoş geldiniz. Bunu konuşma esnasında sevgisinden dolayı söylediğini biliyorum. Benim Trabzonlu olduğumu bildiğini de bildiriyorum. Ama size olan sevgimi, Trabzon'a olan bağımı belirtmek için söze böyle başlamayı uygun gördüm. Ben Trabzon'un asli hemşerisiyim, Rize'nin fahri hemşerisiyim. Kalpten kalbe yol vardır. Beni ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü aynı sevgiyi ben de kalbimden size karşı hissediyorum. Kalpten kalbe yol vardır. Biraz evvel kıymetli profesörümüzün ifade ettiği gibi 6 ay sonra seçim var. Seçim çalışmaları için muhteşem bir kongre yaptık. Arkasından çalışmalar başlattık. Çalışmalar başlarken Ebu Ayyübel Ensari Hazretleri'nin huzurunda yaptığımız dua ile başlattık. İstanbul'daki bu duanın arkasından seçim çalışmalarına ait ana fikirler itibaren konferanslar verdik. Besmele'yi çektik. Şimdi ilk adımımızı atıyoruz. Bu adımı Trabzon'dan atıyoruz, tıpkı Sultan Fatih gibi. İstanbul'un arkasından Trabzon'umuza geldik. Çünkü Trabzon'umuz Karadeniz'in incisi, Türkiye'mizin göz bebeğidir. Trabzon'umuz imanlı kardeşlerimizin kalesidir. Trabzon'umuz ofuyla, Çaykarası'yla sadece Trabzon'un değil,
bütün Türkiye'nin manevi önderlerini yetiştiren ülkemizin en kıymetli ilidir. Bu sebepten dolayı Trabzon'un Türkiye'mizde müstesna bir yeri vardır. Elbette Haziran 2011 tarihli seçimler gibi çok büyük bir tarihi olayın adımını atarken bunu Trabzon gibi muhteşem bir şehrimizde başlatmak çok isabetli bir hareket olacak idi. Bunu düşünerek, bilerek, hesaplayarak çalışmalarımızı Trabzon'dan başlatıyoruz. Cenab-ı Allah bu çalışmaları Türkiye'mizin ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın. Çok aziz ve muhterem Trabzonlu hemşehrilerim, önümüzde 6 ay sonra yapılacak olan seçimler hepinizin çok iyi bildiği gibi rastgele bir seçim değildir. Acaba tarihteki şerefli yerimizi mi alacağız? Sultan Fatih dönemine mi döneceğiz? Yoksa Allah muhafaza buyursun İsrail'e vilayet uşak mı olacağız? Vereceğimiz kararın varacağı sonuç budur. Bu kadar önemli bir tarihi seçimin başlangıcındayız. 6 ay seçimler için çok kısa bir zamandır. Buna yığınak çalışması denir. Şu anda bu yığınak çalışmasını yapıyoruz. Yığınakta yapılan hata muharebenin sonuna kadar devam eder. Hata yapmamamız lazım. Canla başla çalışmamız lazım. Planlarımızı, programlarımızı arkadaşlarımızla beraber 2 aydan beri bütün detaylı hazırladık. Ve şimdi kolları sıvayıp tatbik yerine koyduk. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Trabzon hakkında bir iki cümle daha söylemeden geçemem. Deminden beri Trabzon'un sokaklarında yürürken ilkokul çocukluğumu yeniden yaşadım. Belediye meydanının önünde nasıl rozet dağıtırdık? Yeşilyurt'ta bizlere nasıl yemek yedirirlerdi? Okullarımıza nasıl gidip gelirdik? Trabzon'u böylece bir kere daha teneffüs etmek imkanı bulduk. Bundan dolayı hayatımın en büyük bahtiyarlıklarından birini hissediyorum. Allah'a şükrederim, hamd ederim. Trabzon'da oturduğunuz için siz de şükredin, hamredin. Trabzon'umuz sadece tabii güzellik, coğrafi mevki itibariyle değil, aynı zamanda hakikaten inşallah yakın bir gelecekte bütün dünyanın merkezi haline gelecek. Milli görüş sayesinde. Öyle ki Asya'da yapılan mallar Trabzon'a gelecek, Trabzon'dan Avrupa'ya gidecek, Avrupa'da yapılan mallar Trabzon'a gelecek, Trabzon'dan Asya'ya gidecek. Trabzon yapacağımız büyük bir serbest bölgeyle dünyanın ticaret merkezi haline gelecek ve böylece layık olmuş olduğu şerefli mevkiye fiilen kavuşmuş olacak. Trabzon'a ne yapsak azdır. Bundan önce elimize geçen imkanlarla attığımız adımlar milli görüşün kokusudur. Şimdi milli görüşün kendisi geliyor. Kendisi. Onun için inşallah bütün Türkiye'mizin her yerine yapılacak hizmetler gibi Trabzon'umuza da müstesna hizmetler yapacağız Allah'ın lütfuyla. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bendenize gelip diyorlar ki, hocam siz Milli Görüş Hareketi'ni başlattınız. 2 tane cumhurbaşkanı yetiştirdiniz. 4 tane başbakan yetiştirdiniz. Evlatlarınız iktidarda, iyi kötü idare ediyorlar. Sen bunlara aferin evlatlarım desen, hepsi etrafında pervane olurlar. Bunları kullanıp Niçin Bey gibi, Paşa gibi Türkiye'nin her tarafında bunlar vasıtasıyla milletin teveccühünü, sevgisini, hizmetini kullanmıyorsun da bunların yaptıkları politikalar yanlıştır demek suretiyle diğer bir yola sapıyorsun. İşte şimdi Trabzon Kongremiz gibi
tarihi bir toplantıda birkaç cümleyle önce bunu açıklamak istiyorum. Önce muhterem kardeşlerim, mesele hak ve batıl meselesidir. Biz elhamdülillah Müslümanız. İslam hakkı temsil eder. Batılı da Siyonizm temsil eder. 622'de asr-ı saadettir. Arkasından Hülefai Raşidin dönemi gelmiştir. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar. 1150 sene dünya ecdadımızın kontrolünde bir saadet dünyası olmuş, hak hakim olmuş, insanlar saadet bulmuş. İkinci Viyana kuşatması hedefine ulaşamayınca maddi güç Siyonizmin eline geçmiş. 350 seneden beri Siyonizm gece gündüz çalışarak bugünkü zulüm dünyasını kurmuş. Siyonizm üç koldan bugünkü dünyasını kurdu. Bir tanesi uluslararası teşkilatları kendisi kurdu. Birleşmiş Milletler Siyonizm Teşkilatı, IMF, Dünya Bankası, UNESCO, UNICEF, Dünya Ticaret Teşkilatı, bunların hepsi Siyonizmin kontrolü altındadır. El küfrü milletin vahide buyurulmuştur hadis-i şerifte. Tek bir merkezden idare edilir küfür, o merkez Siyonizm'dir. Bunun karşısında da hak vardır, hak da İslam'dır. Dolayısıyla hak ve batıl mücadelesi Adem Aleyhisselam'dan beri devam ediyor. Günümüzde de bu mücadelenin içindeyiz. Bu mücadele esnasında Siyonizm bütün dünya teşkilatlarına sahip olmuş bir. İkincisi, doları dünya parası yapmış. Kendi parasını. Oturduğu odada basıyor tıkır tıkır tıkır. Geliyor petrol şeyinden petrolünü alıyor. Bizden madenlerimizi alıyor. O kağıtla bizim alım terimizi değiştiriyor. Böylece bütün dünyayı sömürüyor ve para gücünü elinde topluyor. Siyonizm bundan başka bütün dünyayı sömürdüğünü biz dışarıdan göremiyoruz. Şimdi ben sizlere baktığım zaman yüzünüzün derisini görüyorum. Yüzünüzün derisini kaldırsam altından damar çıkacak, adale çıkacak, kemik çıkacak, sinir çıkacak. Buna vücudun anatomisi denir. Önünüze bir dünya haritası koysam, 200 tane ülkenin bayrakları işaret edilmiş. Bu bayrakları işaret eden sayfayı kaldırsam, dünyanın anatomisini göstersem, hayret edersiniz. Bir de bakarsınız ki, vay canına ya, bu Siyonizm, bu Yahudiler, nerede para var, oraya havuz yapmış, pompa koymuş, hortum koymuş, sömürüp duruyor. Şimdi petrol şeyine yeşil doları veriyor, petrolü alıyor. Tekrar geliyor aynı şeye. Sana o yeşil dolar verdim ya, onu bana vereceksin, bu sefer sarı bir kağıt vereceğim. Bu neymiş? Amerikan tahvili. 5 trilyon dolar Amerika'da var. 5 trilyon Amerika'nın dışında, 5 trilyon tahvil Amerika'nın içinde, 5 trilyon tahvil Amerika'nın dışında. O yeşil kağıdı bir daha kullanıyor, oldu 20 trilyon sömürü. Bu yeşil kağıtlar merkez bankalarında toplanıyor. Bunların paralarının hepsini alıyor, kendisi kullanıyor, merkez bankalarına bir beyaz kağıt veriyor. Türkiye'nin 60 milyar dolar sözde rezervi var. Bu para nerede? Rockefeller bu parayla Brezilya'dan şeker alıyor, bizim paramızla. Bizim merkez bankasında ne var? Müdürün masasının üzerinde bir kağıt var. Bizim American Express Bank'ta sizin Türkiye olarak 2 milyar dolar rezerviniz var diye bir kağıttan ibaret bir yazı var. Parayı o kullanıyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Önce yaşadığımız dünyayı tanıyalım. Para gücünü eline almış. Piramidin üzerinde göstermiş olduğu işbirlikçi teşkilatıyla insanları eline almış. Bundan başka
kendisi demin söylediğim gibi dünyanın her türlü kontrolünü eline geçirmiş ve insan gücünü ele almış. İnsan, para, dünya organizasyonu. Bu üçlü sistem vasıtasıyla bütün dünyayı kendisine köle yapmış. Bunu devam ettirmek için kendisi metotlar geliştirmiş, araştırmalar yapmış. Almanya'da geçen ay satılan, en fazla satılan kitap Kardinal'in kitabıydı. Alman kilisesinin iki numaralı adamının kitabı. Bu adam Papa'ya mektup yazıyor. Diyor ki senden Hristiyanlık için rica ediyorum. Ben 7 sülalesi papaz olan bir papazım. Kibiri bırak. Hristiyanlık çöküyor. Müslümanların cuma namaza gidenlerin adedi, pazar günü kiliseye gidenleri geçti. Bundan dolayı bir an evvel tedbir al, Hristiyanlığı kurtar, Müslümanlıktan istifade et. Birinci ricam bu. İkinci ricam, şu dünyayı uyandır. De ki ey dünya yahu, sen demokrasi var denilirsiniz. Demokrasi diye bir şey yok. Demokrasi demek halkın kendisini idare etmesidir. Böyle bir şey yok. Yahudi geliyor. Her ülkede seçimlerde televizyonlarla, gazetelerle, parayla, çeşitli yazarlara yazarak istediğini seçtiriyor. Millet seçmiyor. Yahudi istediğini seçtiriyor. Buna Latince'de demokratur deniyor. Demokratur. Demokrasi, halkın kendisini idare etmesi, demokratur, halkın aldatılıp idareye alet edilmesi demek. Yahudi bu demokratur için araştırma müesseleri tespit etmiş, ordular hazırlamış, insanlar hazırlamış, basınları ele geçirmiş, planlı programını yapmış, bütün dünyayı böylece idare ediyor. İşte bu şartları bilerek hareket etmek mecburiyetindeyiz. Böylece önümüzdeki seçimlere gidiyoruz. Önümüzdeki seçimlere giderken şunu size ifade edeyim ki Siyonizm'in aklı fikri Saadet Partisi'ndedir. Türkiye'de 62 tane parti var. Bunların içerisinde Saadet bir yana, 61 tanesi bir yana. Çünkü 61 tanesi Siyonizmin evladı gibidir. Onlar hangisi iş başına gelse Siyonizm onları kullanıyor. Fakat ah bu Saadet Partisi yok mu? İşte o Siyonizmin bütün dünya planlarını bozup ecdadı gibi yeni bir dünya kurmak üzere çalışıyor. Bundan dolayı Siyonizm hep daima Saadet Partisi düşünür. Ama söylemez. Söylersen propagandası olur diye bahsetmez. Onun için bizim meşhur bir sloganımız vardır. Bana bak, sen hiç bizden bahsetmiyorsun ama dudağın niye uçuklamış? Çünkü sen her şeyi bizden daha fazla inceliyorsun, ölçüyorsun, anketler yaptırıyorsun, tespit ediyorsun ve görüyorsun ki adım 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 Saadet Partisi tekrar iktidara geliyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Bundan dolayı tir 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 titriyorsun. Senelerden beri bunun için tedbirler aldın. 5 tane tedbir aldı. Türkiye'deki bütün gazeteleri satın aldı. Bizden korkusuna. Bir gazetede onun emirleri yerine getirdiği için AKP aleyhine yazı yazarsa birisi gazeteden kovulur. Bundan başka bütün Türkiye'deki bankaları satın almıştı. Bankayı satın almak demek, binayı satın almak demek değil. O bankadan kredi alan adama AKP oyunu vermezsen seni iflas ettiririm tehdidini kullanmak. Bundan başka
Büyük müesseseleri satın aldı. Petrokimya, demir, çelik. 50 bin kişiye iş veriyor bunlar. Bir durdurursanız Türkiye'nin ekonomisi durur. Bundan başka Siyonizm önümüzdeki seçimde bizim insanımızı aldatmak için toleransları arttırdı. Toleransları arttırdı, toleransları arttırdı. Ne demek toleransları arttırmak? Vaktiyle AKP'yi iş başına getirirken, ki bunu Siyonizm getirmiştir, ondan şüpheleniyordu ve onu azarlıyordu. Bana bak, sakın benden gizli şeriat getirmeye kalkışma, ha, sonra burnundan getiririm. Başörtüsünden bahsetmeyeceksin, İmam Hatip'ten bahsetmeyeceksin, Müslüman ülkelere gitmeyeceksin, onlarla alışveriş yapmayacaksın diye tembih edip duruyordu 40 sene evvel. Yavaş 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 Türkiye aslına dönünce, Türkiye milli ve manevi değerlerini istemeye başlayınca, milli görüş kuvvetlenince bu sefer iş tersine döndü. Kendisi AKP'ye diyor ki, sen Müslümanların oyunu almak için Müslüman gözük. Suriye ile vizeleri kaldır. Ticaretini arttır. Suudi Arabistan Kralı sana madalya taksın. Neden? Bizim camiye giden Hüsnü Bey buna baksın. Ya bunlar da Müslümanlara hizmet ediyor zannetsin. Şimdi oynanan oyun budur. Tersine dönmüştür. Toleransları arttırmıştır. AKP'yi rujluyor, pudralıyor. Bize İslam'a hizmet eden bir partiymiş gibi göstermek için ne lazımsa yapıyor. İsrail'in aleyhinde konuş diyor. Nasıl olsa sen benim emirlerimi tutuyorsun. Sözün kıymeti yok, ne dersen de diyor. Bunların hepsi onların planıdır. Kime karşı? Saadet'e karşı. Bir beşinci o yaptıkları oyun da okşayarak yutma metodudur. Nedir bu? Avrupa Birliği'ni almamış parlamento başkanını Türkiye'den seçiyor. Birleşmiş Milletler'in daimi komisyonuna Türkiye'den üye seçiyor. Sen aslansın, sen kaplansın diyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Bizim sakallı üstümüzde diyor ki, ya bu çocuklar da iyi kötü idare ediyorlar. Bunlar da İslam'a hizmet ediyorlar. Ben niye oyumu bunlara vermeyeyim diyor. Ve böylece Siyonizm hesapladığı ince planlarla kendi planını yürütüyor. Bulunduğumuz noktayı çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Tarih boyunca Büyük İsrail'i kurmak için 19 Haçlı Seferi yapıldı. Bizim ecdadımız Kılıç Aslanlı Alaaddin Keykubatlar bu taarruzların hepsini püskürtme Haçlı ordularını ve bizim mukaddes topraklarımızı onlara vermediler. Alaaddin Keykubat Kılıç Aslan Konya'dan çıkıp gelip de İznik'te Haçlı ordularla neden savaştı? Benim tarlamı alacaklar diye mi? Hayır, dünya Siyonizm'in eline bırakılamaz. Bırakılırsa bugünkü Filistin'e döner. Bunlar zalimdir. Bu zalimleri dünyaya bırakmayın diye bütün insanlığa saadet getirmek için çalıştı. Böylece insanlık ecdadımız sayesinde ikinci Viyana kuşatmasına kadar bir saadet dünyası yaşadı. Ne zaman ki maddi güç Siyonizm'in eline geçti, bu sefer şimdi bugünkü zulüm dünyasını yaşıyoruz. Yeniden bir saadet dünyası kurmadıktan sonra insanlığın huzura kavuşması mümkün değildir. Kim kuracak bu saadet dünyasını? Bugüne kadar tarih boyunca bunu hep bizim ecdadımız kurdu. Bugün de onların evlatları olarak siz kuracaksınız. Siz. Sizden başkası bunu kuramaz. Bundan dolayıdır ki işte önümüzdeki seçim çok büyük önem arz etmektedir.
neden saadet dünyasını ancak Saadet Partisi kurar da diğer 61 tane parti kuramaz? Çünkü önce şu aldatmacayı iyice öğrenelim. Siyonizm AKP'ye istediğini yaptırıyor. Şimdi AKP one minute diyor, İsrail'e çatıyormuş gibi gözüküyor, milyarlarca dolarlık askeri sipariş veriyor. İsrail'in OECD'ye girmesine müsbet oy kullanıyor. Bütün temel meselelerde onlarla beraber. İsrail bunu bildiği için bütün gücüyle AKP için çalışıyor ve AKP için propaganda yapıyor. Ne diyor propaganda? Geçen seçimlere giderken çok muhterem bir önderimiz bendenizi rica etti. Huzurlarına vardım, yanına kendi yardımcılarını toplamış. Benim yanımda onlara dedi ki, bana bakın, ben hastayım. Seçimlerde arkadaşlarla meşgul olamayacağım. Size emanet ediyorum ve vasiyetim şudur, Erbakan Hoca'nın izinden ayrılmayacaksınız. Seçim oldu. Bu arkadaşlarımızın bulunduğu sandıkların sonuçlarına baktık. %50 AKP'ye oy vermişler, %10 Saadet Partisi'ne oy vermişler. Kendileriyle görüştük. Dedik ki, ya bizim yanımızda size bu tembihat yapıldı. Bu tembihata niçin uymadınız da tersini yaptınız? Söyledikleri şey şudur. Efendim, Cumhuriyet mitinglerini televizyonlarda gördük. Eğer bunlar Halk Partisi'ni desteklerse Halk Partisi tekrar iktidara gelir. Bir daha karanlık günlere gömülürüz. Ondan kurtulmak için alternatif olarak Saadet Partisi'ne oy versek belki barajı geçemez. Onun için oyumuzu AKP'ye verelim dedik. Biz Saadet Partiliyiz ama istemediğimiz halde oyumuzu AKP'ye verdik diye cevap verdiler. Ve arkasından bir şey söylediler. Dediler ki, efendim, siz AKP'den başka Halk Partisi'nin gelmesini önleyecek başka bir alternatif ortaya koyduğunuzda biz ona oy vermedik mi? Bu alternatifi kim koyacak? Siz koyacaksınız. Binaenaleyh bize niçin oraya oy verdiniz diye haklı olarak sitemde bulunuyorsunuz. Ancak niçin alternatifini yapmadınız diye biz de size soruyoruz dediler. Bu söz benim kulağımda çınlıyor. İşte alternatifi koyuyoruz. Alternatif Saadet Partisi'dir. Bundan dolayı Müslümanlıkta evveli şerle amel etmek diye bir kaide vardır. Ama bunun şartı var. Eğer seçeceklerin hepsi şerse en az şer olanı seçersin. Fakat bunlar içerisinde hak varsa artık en az şer olanı seçemezsin, hakkı seçmeye mecbursun. Bundan dolayı Saadet Partisi'ni seçmeye mecbursun. Bunu birazcık kabahatinde Amerika'da olsan bütün dünyayı da kendini de yargıda sürüklemiş olursun. Çok özde muhterem kardeşlerim. Neden 61 tane parti Türkiye'nin meselesini halledemiyor? Halledemez de ancak Saadet Partisi halleder. Bunun temelinde yatan 7 tane sebep var. 7 tane sebep. Biz ispat ediciyiz. İddia edici değiliz. Konuştuklarımızı delillerle ortaya koyan bir zihniyetli mensuplarıyız. Bak, size neden ancak Saadet Partisi özet olarak söylüyorum. Bir, çünkü Saadet Partisi maneviyatçıdır. Önce ahlak ve maneviyat bayrağı en önde taşımaktadır. Onca Saadet Partisi getirir. Ahiret olmadan dünya saadeti olmaz. Ahiret olmadan şehitlik olmaz. Vatanın olmaz.
Ahiret korkusu olmadıktan sonra hiçbir şeyi insan için yapamazsın. Bundan dolayı bu şimdi bundan ahiretle alakası yok. Bunlar milletvekili olmak için, ihale almak için bu çalışmaları yapıyorlar. Size gelince, siz bütün insanlık sağlık olsun, yeryüzünde hak hakim olsun diye çalışıyorsunuz. Bu sebepten dolayı Kurtuluş sizleri, diğer menfaatçi partiler Türkiye'ye hizmet edemezler. Birinci sebep budur. İkinci sebebe gelince, siz bu 61 tane partinin bugünkü faizli Yahudi düzeninde şikayet ettiğini duydunuz mu? Bugünkü düzen bizden topluyor götürüp Yahudi'ye veriyor. Ve bizi aç bırakıyor, işsiz bırakıyor, borcu eşit ediyor. Bu düzenin değişmesi lazım. Komünizm 80 sene zulmetti, battı gitti. Şimdi de kapitalizm krizler geçiyor, batıyor. Ne geleceklerine? Adil düzen gelecek. Başka çare yoktur. Bundan dolayı ki adil düzeni ben seçiyorum dedi. Seçmeye mecbursun. Yoksa hayatını idame ettiremezsin. Bak Afrika'da Zimbabwe diye bir ülke var. Bu ülkede insanların ortalama yaşı şu anda 32, 20 seneler 59'du, 20 sene sonra 20'ye düşüyor. 5,5 milyon nüfusu bir ülke yavaş 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 ölüp yok oluyor. Çünkü Siyonizm hala da bunların elmasını, bunların çömürünü, bunları nasıl sömüreceğim diye bunları faizle mahvedip duruyor. Faiz insanlığı. Bu sebepten dolayı genelleri adil düzene geçilmesi lazım dedi. Adil düzene geçmeden saadet olmaz. Bu sebepten dolayı bir tane parti, Saadet Partisi'nde parti hiçbir şey saadet getiremez. Üçüncü önemli bir sebep, bunların hiçbirisi bugünkü dünya nizamından şikayetçi değildir. Yeni bir dünya kurmak lazımdır sözünü bunlardan hiç işittiniz mi? Dördüncü bir sebep bunlar Avrupa'yı bizden üstün görüyor. Hayır Avrupa'yı bizden üstün. Kabul etmeyiz. İslam'a dayanır. Avrupa'nın metri Hristiyanlığa dayanır. Hristiyanlıktan hayır gelmez. Allah'ı üçtür diye başlıyor. Gerisini konuşma lüzum yok haşa. Bundan başka Avrupalı adam akarsu bilmez. Temizlik bilmez. Affedersin tuvalete girdiği gibi çıkar. Bu adamın arkasına gideceksin eline ne geçecek? Beşursuz. Bak hemen belirteyim ki AKP'liler benim talebemdir, evladımdır. Trabzon AKP İl Teşkilatı Başkanı kardeşimiz de lütfedip kongremize şeref vermiş. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Alnından öpüp parmağıma basıyorum. Ancak kendisine huzurlarınızda üç cümlede nasihatta bulunuyorum. Bana bak evladım. Sen bu AKP'de ne arıyorsun? Bu AKP Avrupa Birliği'ne gireceğim demiyor mu? İslam medeniyetini bırakıp Hristiyan medeniyetini benimseyeceğim demiyor mu? Bunların arkasına nasıl gidersin yahu? Bir, AKP'nin yaptığı iş nedir? AKP'nin yaptığı iş faizi nizamın koruyuculuğudur. Hiç bu nizamdan şikayet ettiğini duydun mu? Hayır. Üç, AKP geliyor... KDV'yle, vergiyle, zamla, borçla bizden alıyor, götürüyor, Yahudi'ye faiz diye ödüyor. Senin AKP dediğin sonunda düğün-i umumiye tahsildarı. Bunu destekleyip bunun arkasına nasıl gidersin be evladım, be yavrum? Kendine gel, ne olduğunu gör.
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, size neden Saadet Partisi'den başka diğer partiler Türkiye'nin ve insanlığın meselesini çözemezler? Bunun delillerini sayıyorum. Birinci olarak maneviyatçı olmak dedim. İkinci olarak adil düzen dedim. Üçüncü olarak bizim medeniyetimiz daha üstündür. Batı medeniyeti üstün görmek yanlıştır dedim. Dördüncü olarak bugünkü zulüm dünyasının değişmesi lazım gelir. Yeni bir dünya kurması lazım gelir. Bunlar bugünkü dünya hizmet edip Siyonizme hizmet ediyorlar. Saadet getiremezler. Bundan başka bunlar Türkiye'yi götürüp Avrupa Birliği'ne koyarak onun kapısına boynundaki zincirle bağlamak istiyor. Yahu biz tarihin en şerefli milletiyiz. Bizim dosyalarımızda başbakanlıktan alınmış evrak var. Padişahın yazısı. Ne yazıyor biliyor musunuz? Mannheim şehrinde Almanlar üzüm yetiştirmişler. 20 sene Fransızlar üzümler olunca gelip alıp götürmüşler. Almanlar aç kalmış. Ne yapacaklar? Fransızlardan bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar. Dünyanın efendisi kim? Osmanlı padişahı. Padişaha müracaat etmişler. Bizi bu Almanlardan kurtarın. Ne istiyorsunuz demiş padişah. Efendim asker gönderin. Fransızlar yanaşamasın. Bizdeki mektupta ne yazıyor padişah biliyor musunuz? Bu basit iş için Osmanlı askeri göndermeye lüzum yok. Ben size birkaç çuval asker elbisesi göndereyim. Sizin adamlarınıza giydirin. Fransızlar görünce korkularından kaçarlar. Bu elbiseyle bugün Mannheim Müzesi'nde bulunuyor. Her sene yıl dönümünde bu elbiselerle festival yapıyorlar. Bugünü anıyorlar. Çünkü bu elbiseler gönderilmiş. Fransızlar Nil Nehri'nin, Ren Nehri'nin sadece batısına kaçmakla kalmamış. 20 mil dağların arkasına kaçmışlar korkularından. Burada Osmanlı var, Osmanlı harp edilmez diye. Biz tarihin böyle bir milletiyiz. Bizi götürüp de boynumuzdaki zincirle Avrupa'nın kapısına nasıl bağlarsın? 15 sene müzakere yapacakmış. Roma, Ermeni, Yahudi her şeyi verecekmiş. Sonunda referandum yapacaklarmış. Özel ortak alacaklarmış. Arkadan da İsrail girecek. İsrail'e tek devlet olacaksın. Avrupa Birliği çok büyüdü. Bunun Orta Doğu'sunu ayrı almayacaklar. Seni İsrail'in içerisinde eritecekler. Plan bu. Bizim şerefli tarihimizle, inancımızla bu oyunlara gelinir mi? İşte 61 tane partinin hali bu. İç yüzü bu. Saadet Partisi onun için bunlardan hiçbirisine benzemez. Bunlardan başka bunların hepsi işbirlikçilere destek vermektedirler. Ve Türkiye maalesef İMF'nin eline esir olmuştur. Müstemleke tipi kalkınmalarla oyalanmaktadır. Lider ülke kalkınması, Türkiye'yi dünyaya tekrar tahtın şerefine oturacak kalkınma yapılmamaktadır. Ve diğer bir önemli noktada bunların hepsi şu propaganda altında kalmıştır. Halk Partisi gelmesin, AKP'ye oyumuzu verelim. Böylece Türkiye maalesef bu rüzgarın tesirindedir. Şimdi biz Saadet Partisi olarak 6 ay iktidar partisi olmak üzere hareket edeceğiz ve Allah'ın izniyle Türkiye'mizi kurtaracağız. Neden? Çünkü AKP'li evlatlarımıza huzurlarınızda bir kere daha sesleniyorum. Bak evladım gel otur şuraya. Ben senin hocanım. Sen memleketi idare etmek hevesine düştün. Siyonizm seni getirdi buraya oturttu. Kendin oturmadın oturttu. 8 seneden beri ne yaptın? Şunun bir muhasebesini yapalım bakalım.
Önce bir defa fakirlik. Birleşmiş Milletler standartlarına göre sen iş başına geldiği zaman Türkiye'nin 1/3 fakirlik sınırı altındaydı. Şimdi 2/3 fakirlik sınırı altında. Türkiye'yi fakirleştirdin. Bir. İkincisi, işsizlik oranını 20%'ye çıkarttın. Allah kimseyi işsiz bırakmasın. Kendi ailesinden bile insan utanır. Allah muhafaza buyursun. E sen ülkede bu işsizliği 20%'ye çıkarttın. Üç, sana gelinceye kadar 80 tane hükümet geldi. Bunlar 80 milyar dolarlık dış borç yapmışlardı. Sen geldin 8 senede 580 milyar dolarlık dış borç yaptın. 580. Ne yaptın bu parayı dediğimiz zaman çift yol yaptım diyorsun. Gösterdiğin çift yol aldığın paranın 1/1000'i bile değil. Gerisi nerede? Faize gitti. Böyle kalkınma mı olur? Bundan başka İslam dinini değiştirmek için çalışmalar yapılıyor. Bundan başka sen dış güçlere alet olarak Türkiye'yi bölmeye gayret ediyorsun. Farkında olmadan. Biz kaynaşmış bir milletiz. Tek bir milletiz. Bizim aramızda Kürtlük, Türklük diye ayrım olmaz. Hepimiz Müslümanız. Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Seni dış güçler dürtüklüyor, Kürt meselesi, Kürt meselesi diye alet ediyorlar Türkiye'yi bölmek için. Sonra bunları birbirle çarpıştıracaklar ve yumuşak dokma yapıp İsrail'e yutturacaklar. Buna Hayim Naum doktrini denir. 7 maddedir. Türkiye'yi harple yenemeyiz, yumuşak dokma metoduyla yutalım. Neymiş bu? İşsiz bırakalım, aç bırakalım, borcu esir edelim, dininden uzaklaştıralım, bölelim, birbiriyle harp ettirelim kendi kendilerine ve bu yumuşamış olan bölümleri yumuşak bir şekilde yutalım. Sen 8 senede Siyonizmin planlarına alet oluyorsun bilmeden. Bunu isteyerek yapmadığını biliyorum. Çünkü seni ben senden daha iyi tanırım. Ama bunlara alet oluyorsun. Şimdi AKP'ye sempati besleyen bir arkadaşımız, bir kardeşimizle konuşsak bana şunu söyleyecek. Hocam sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Kim? Ben mi? Ben hiç Yahudi'ye hizmet eder miyim diyecek. Bak ona nasihat ediyorum. Ya otur şuraya evladım. Sen Yahudi'yi tanımıyorsun. Yahudi nasıl bir millet biliyor musun? Kim? Ben mi? Ben hiç Yahudi hizmet eder miyim? Marşını söylete söylete seni kendi ordusunda askerlik yaptırır. Size ne anlatmak istiyorum aziz muhterem kardeşlerim? Bu evlatlarımıza Siyonizm tarafından idare verildi. Bu idareyi aldılar. 8 senede Siyonizmin planlarına istemeyerek, bilmeyerek hizmet ettiler. Şimdi bana geliyorlar. Efendim aferin iyi yapıyorsunuz de. Bunlar senin etrafında pervane olsunlar diyorlar. Toprak kayıyor, toprak, toprak. Türkiye'nin borcu 580 milyar dolara geldi. Bütçemizin geliri 60 milyar, faizde 60 milyar. Ne kalıyor geriye? Sıfır. Sıfırla bir memleket idare edilir mi? Neyle idare ediyorlar? Yeniden borç alarak idare ediyorlar. Bunun sonu felakete gider. Buna seyirci olamayız. Bundan dolayı tıpkı Sultan Murat gibi önce Sultan Fatih idareyi verdi. Haçlı ordular yola çıkınca getir bakayım bu senin yapacağın işleri geri ver dedi. Şimdi biz de bunu yapıyoruz. Bundan dolayıdır ki bu önümüzdeki seçimdeki sloganlarımızdan birkaç tanesini size şimdiden söylüyorum.
Bunlar duvar afişleri olarak basılıp bütün Türkiye'ye duyurulacak. Ana afişimiz ne biliyor musun? Efsane başbakan geldi bir. Ya bu kadar başbakan geldi. Sen niye efsane başbakan oluyorsun ya? Evet, bu kadar başbakan geldi ama oturduğunun ilk günü memura %50 zam veren bir tane baba yiğit çıkmadı. Şimdi bir memuru çağırsak ne alıyorsun sen? Şimdi 1000 lira alıyorsun. Yarından itibaren 2500 alacaksın desek aklını oynatır. Ben 26 Haziran 96'da başbakanlık sandalyesine oturdum. Hemen geldiler. Efendim 1 Temmuz'a 4 gün var. 4 gün sonra memurun kat sayısı tayin edecek. Kat sayı ne olacak? 3 mü yapalım, 5 mi yapalım? 50 yapalım dediğim zaman memur kriz geçirecekti. Aman dedi ya, şaka mı yapıyorsunuz? Biz memura 6 ayda 100 alan memura 250 verdik. 100 alan köylüye 312 verdik. 100 alan Bağkur emeklisinin düşük maaşı ise 1000 verdik. Ne diyorum, duyuyor musunuz? Ben bugün hangi köye gitsem kalabalığın arasında bir ses istiyorum. Ya Erbakan gelmiş, nerede bu adam diyorlar. İşte şurada diyorlar, 80 yaşında bir ninemiz geliyor. Ya Erbakan sen misin diyor. Evet benim diyorum. İki elini birden kaldırıyor. Hay Allah senden razı olsun yahu. Sen başbakanken ben Bağkur emeklisiydim. 80 lira bir zam verdin. Şimdi onunla ne ekmek yiyorum? Çünkü senden sonra zam diye bir şey görmedim. Bizzat Genelkurmay Başkanı ordu komutanlarıyla beraber geldi. Hesaplattırdım. Cumhuriyet döneminde mukayese edilmeyecek değerde dolar bazında en büyük parayı sizin zamanında alıyoruz. Arkadaşlar kararlılığa başbakana teşekkür edelim diye onun için geldik dediler. Bu bolluk bu bereket nereden geliyor? Bu bolluk bu bereket İslam'dan geliyor. İslam'dan. Nasıl oluyor da geliyor? Çünkü İslam faizi haram kılmış. Saadetin yollarını göstermiş. Sen eğer oradan ders alırsan, ilham alırsan o takdirde birdenbire zengin olursun. Biz havuz sistemini kurduğumuz zaman, havuz sistemi ne demek? İzmir'de TEDAŞ elektrik parası topluyor, toplamış olduğu parayı götürüyor, özel bir bankaya %40 faizden veriyor. Elazığ'da karayollarına para lazım. Devlet kendi parasını %160 faizle alıyor. Ya böyle şey olur mu hiç? Kendi parasını %40'la verip %160'la alarak devlet soyuluyor. Ne olacak? Bütün paraların hepsini bir havuzda toplayacağız. Fehim Adak Bey'i görevlendirmiştim. Uzmanları topladığı 3 ayın içerisinde devletin çeşitli defterdarlıklarda ne kadar parası var. Bunları hesap ettirdi. 3 ayın içinde elektronik sistem kuruldu. Uçarak bir melek gibi koşup geldi. Hocam yahu dedi, biz o kadar zenginiz ki parayı nereye koyacağımızı bulamıyorum. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah bu imkanı vermiş. Bunlar dağıtılmış. Bir yandan borçlanılıyor.
3-5 tane zengin daha zengin olsun diye. Hiç fakirlikten ezilmesi düşünülmüyor. Biz 14 milyar dolar faizden kurtardık. 10 milyar dolar kaynak ve hak etle temin ettik. 7 milyar dolarla gelirler arttı. Ve devletin müesseseleri, devlet kuruluşları zarardan kâra geçti. Biz gelince bunlar kâra geçiyor, onlar gelince zarara düşüyor. Neden? At sahibine göre kişiler de onun için. 50 milyar dolarlık bütçeye 6 ayda 35 milyar dolar. Bir senede 70 milyar dolar ilave ettik. 50 milyar bütçen var, 120 milyar dolara çıkıyor. 2,5 misli zenginleşiyorsun. Bunu işçiye, köylüye, memura verdik. Birdenbire Türkiye bolluk bereket geldi. Bizim yaptığımız iş ne biliyor musun? Yahudinin cebine benzin pompası basıyor idi. Hortumu aldık, köylünün işçini memurun cebine bastırdık. Çünkü Cenab-ı Allah bu nimetleri vermiş. Bunlar niye yapamıyor? Bunlarda milli görüş yok, milli görüş. Yapamaz. IMF abileri müsaade etmez. İşte 80 senedir denedik, gördünüz. Üst üste geldiler, alt alta geldiler, yan yana geldiler. Kellim kellim la yenfa. Hiçbir şeyi düzeltemediler. Her şeyi berbat ettiler. Bir tane düzelttikleri iş var mı? Kıbrıs'ı kim aldı, kim verdi? Kıbrıs meselesi çözüldü mü? Demokratikleşme diyor, yüzüne gözüne bulaştırdı. Kürt meselesi diyor, yüzüne gözüne bulaştırdı. Tamamen Batılıların maksatlarına alet oldu. Bir tek meseleyi çözmüş değiller. Faiz batağına batırmış, bütün para dışarıya gidiyor. Olmaz, olmaz, olmaz. Bu böyle gitmez. Onun için şimdi bizim bu seçimdeki ana sloganımızdan bir tanesi ne biliyor musun? Emperyalizmin taşlarını değiştirip yerine Mimar Sinan'ı getirmek için geliyoruz. Bir tek kelime göreceksiniz. Değiştiriyoruz. Değiştiriyoruz. Neden? Koyduk, beceremediler. Vatan millet bizim. Mutlaka bunları düzeltmemiz lazım. Yeniden ellerinden alıp düzeltmek mecburiyetindeyiz de onun için. Neden düzeltemiyorlar? Çünkü bir insan Türkiye'yi idare etmek isteyebilir. Heveslenir, ben idare edeyim diyebilir. Bunda söyleyecek bir şey yoktur. Ama Türkiye gibi tarihin en büyük devletinin mirasçısını idare etmek istersen 7 tane Allah vergisi olacak. Bu isteyerek olmaz. Birincisi bilgin olacak. Milleti, tarihini, inancını tanıyacaksın. İkincisi tecrüben olacak. Büyük çapta devlet işleri yapmış olacaksın. Üçüncüsü hidayetin olacak. Hayır nedir, şer nedir ayıracaksın. Dördüncüsü ferasetin olacak. Hangi şey hayra gider, hangi şey şerre gider sezeceksin. Beşincisi dirayetin olacak. Yani hayrı gerçekleştireceksin. Altıncısı şuurun olacak. Şuurun. Milletini, tarihini, kendini, bulunduğun yeri bileceksin. Yedincisi de vizyonun olacak. Türkiye'yi nereye götüreceksin? Şimdi bunlar nereye götürmek istiyor Türkiye'yi? Avrupa'nın kapısına boyundaki zincirle bağlamaya götürmek istiyor. Niçin? Milleti tanımıyor, tarihini tanımıyor, inancını tanımıyor onun için. Bundan dolayı
Bunların milletin bekledikleri hizmeti yapmaları mümkün değildir. Bunları değiştireceğiz. Şimdi 5 ay 6 ay bunları değiştirip ne yapacağız? Buna bizim evladımız başka işlerde kendilerini kullanacağız. Bu işte değil. Sevgimiz başka, vatan sevgisi başka. Şimdi biz bunu değiştirmek için nasıl yapacağız? Hocam yahu Saadet Partisi şu anda yapılan anketlere göre %5,6 oy alıyor. İktidar olmak için 25-30-35 oy almak lazım. Nasıl olacak bu iş? Bana bak kardeşim, biz 41,5 senelik partiyiz. Biz bu işi bugüne kadar kaç defa yaptık biliyor musun sen? 69'da geldik, 3 sene sonra iktidar olduk. Siyonizm bizi ihtilalle iktidardan uzaklaştırdı. Oy oranımız %4'e düştü. 3 sene içerisinde Refah Partisi olarak tekrar iktidar olduk. %36'ya çıktı oyumuz ara seçimde. Ondan sonra arkasından 28 Şubat'ta oyunu oynadılar. 28 Şubat'ta yenildiler. AKP diyorum, affedersiniz, ortağımız DYP'nin milletvekillerini tehdit ettikleri için ben 28 Şubat'ta değil 26 Haziran'da Demirel'in önüne 3 tane kağıt koydum. 291 imza ile yeni seçim. Bu seçim yapılıncaya kadar Çiller başbakan olacak. Bu şarttan ben de şu anda koalisyon protokolü dolayısıyla vazifeyi devrediyorum dedim. Ama Sayın Demirel 40 seneden beri 226'yı bulun dediği halde 291 imzaya rağmen ertesi günü bile beklemeden mecliste azınlık olan Mesud'a görev verdi ve Türkiye 14 sene vakti böylece kaybetti. Ne anlatıyorum şimdi? Anlattığım şey şudur. Biz kaç defa Siyonizmin oyunuyla %3'e 4'e düştük, %35, %40'a çıktık. Bu işin ustasıyız. Allah'ın lütfuyla bunu yeniden gerçekleştireceğiz. Hocam ya sen Allah aşkına bizim şimdi 6 ay sonra iktidara geleceğimizi inanarak mı söylüyorsun? Evet, inanarak söylüyorum. Neden? Çünkü ben Müslümanım elhamdülillah ve İbrahim suresinin 46. ayeti kerimesini biliyorum. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Onların dağları yerinden oynatacak kadar kuvvetli organizasyonlar olsa bile biliniz ki Allah'ın dediği olur. Siz Allah yoluna hizmet ederseniz ben size yardım ederim. Ancak siz galip gelirsiniz, kimse size galip gelemez. Biz Allah rızası için çalıştığımızı biliyoruz. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'ın bize yardım edeceğine inanıyoruz. O yardım ettiği zaman ancak biz galip geleceğimizi biliyoruz. Ve böylece 6 ay sonra yeniden iktidar olup Türkiye insanlığının beklediği hizmeti. Bunu karşı, oyuna karşı biz de 5 koldan taarruz halindeyiz. Nedir Siyonizmin oyunu? Demin bankaları aldı, devlet meselelerini aldı, toleransı arttırdı, AKP'yi İslam Hizmeti'nden partiler göstermeye gayret ediyor ve bunun dışında da sen aslansın, sen katpansın diyerek okşayarak yurtma metodu tatbik ediyor. Onun bu 5 koldan taarruza karşı biz de 5 koldan taarruz ediyoruz. 1- Şuurlanma. Biz sadece yapabiliyoruz. İbadet aşkıyla çalışıyoruz. En çalışkan teşkilat Saadet Teşkilatı'dır. 2-
çelikleşme, bütün teşkilatımızdaki eksikleri, noksanları en kısa zamanda tamamlayacağız. Bak şimdi bugün Trabzon Karadeniz İncisi'nin kongresini yapıyoruz. Hemen kongrenin arkasından bütün teşkilatımız eksiği 90 tamamlanacak ve Trabzon bütün Türkiye'ye örnek bir yer olarak bayraklarımız olacak. Buna çelikleşme diyoruz. Üçüncüsü üretim. Çalışma hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Her hafta tanıtma toplantısı yapacağız. Raporunu vereceğiz. Yeni üye kaydedeceğiz. Aidat vereceğiz. Ve gazete alacağız. Bunun adı ne? Bunun adı üretim. Dördüncüsü heyecan. Bütün teşkilatımıza seçimi kazanacağımızın heyecanını vereceğiz. Ve millet bu seçimde seçimi Saadet Partisi'nin kazanacağını bilecek. Alternatif olarak Saadet Partisi iktidara gelecek ve dertlerimizden böylece kurtulmuş olacağız. Siyonizmin 5 tane hücumuna karşı biz de MİLKO, Milli Görüşü 42 tane kuruluşumuzla geliştirmek suretiyle gereken cevabı vereceğiz. Önümüzdeki seçimi böylece inşallah Allah'ın lütfuyla alacağız. Bu gerçekleri böylece dile getirdikten sonra şimdi konuşmamızı özetleyip topluyorum. Efsane başbakan döndü. Bir. İki. Su geldi, teyemmüm bozuldu. Üç. Usta varken çırağa itibar edilmez. Dört. Siyonizmin taşeronunu değiştireceğiz. Mimar Sinan'ı getireceğiz. Yeniden serimeyi yapmak için. İşte özet budur. Bu aşkla, bu şevkle inanarak çalışacağız. Türkiye ve bütün insanlığı kurtaracağız. Sözlerimi kapatırken size 2 tane olay, 2 tane de hadis-i şerif söylemek suretiyle toplantımızın konuşmasını tamamlamış olacağım. 2 tane olay nedir? Saadet Partisi çalışmalarına giderken Trabzon'da hemşerilerim, ayağınızı sürüklemeyeceksiniz. Severek, koşarak su isteyen babanıza su götürüyormuş aşkıyla, şevkiyle çalışmalara koşacaksınız. Bugün buraya gelip bu muhteşem coşkuyu gösterdiğiniz gibi. Neden? Çünkü televizyonlarda gördünüz, 4 yaşında bir çocuk hastanesine bir lokma ekmek götürmek için Ramazan'da ekmek dağıtan kamyonun arkasından kilometrelerce buz içerisinde yalın ayak koşuyor. Biz o çocuğu kurtarmak için çalışıyoruz. Bunu düşünerek ben Saadet Partisi toplantısına gideceğim. İki, Afrika'ya resimlerde görüyorsunuz, Siyonizm bunları eziyor, kolları kalkmıyor açlıktan, kemikleri çıkmış. Bunlar da Allah'ın kulu, bunları kurtarmak için çalışıyoruz. Bu olaylar, bu görüntüler gözümüzün önünde bulunacak, canla başla çalışacağız. Bunun yanında 2 tane de hadis-i şerifi unutmayacağız. Nedir bu hadis-i şerifler? Bir tanesi, bir Arabi geldi, ya Resulallah, ben Müslüman olmak istiyorum, ne yapmam lazım dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, 2 şey yapacaksın. Kelime-i şehadet getireceksin ve bana biat edeceksin. Nasıl getireceğim kelime-i şehadeti? Şöyle getireceksin dedi. Getirdi, sonunda cennete gitme hak kazandı, Müslüman oldu. Fakat cehenneme hiç gitmemesi için hayır işleyip şerlerden kaçınması lazım. Bunun için ne yapacağım dedi. Bana biat edeceksin. Biat edip ne yapacağım ya Resulallah?
kelime-i şehadet getireceksin, oruç tutacaksın, hacca gideceksin, zekat vereceksin ve cihad edeceksin. Altı şey saydı. Bu bedevi insan, çoban insan bir an düşün dedi ki biz kalabalık bir kabileyiz. Üç tane devemiz var, sütü bize yetiyor. Ya Resulallah müsaade buyurun, biz zekat vermeyelim. İki, ben dünyanın en korkak adamıyım. Cihad edeceğim, hakkı hakim kılmak için çalışacağım diye söz verirsem, yarın korkaklığımdan dolayı bırakıp kaçarsam cezamı ağır olur. Onun için cihad için de söz vermeyeyim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Arabi'ye ve bize ders olsun diye ne buyurdu? Peki ama cennete neyle gideceksin? Kelime-i şehadet getirmiş, sonunda cennete gidersin. Namaz kılmış, namazdan hesabını verirsin. Oruç tutmuş, oruçtan hesabını verirsin. Ve fakat cihattan sınıfta kalırsan sınıfı geçemezsin. Allah bizi yerin altına sürülen bir yılan olarak da yaratabilirdi. Öyle yaratmadı, eşrefi mahlukat olarak yarattı. Ona şükür borcumuz var. Şükür borcumuzu cihat ederek ödeyeceğiz. Onun için cihat vazifesini severek, koşarak, çok önemli bir vazife olduğunu bilerek yapacağız. Çalışmalarında bu sözlerim kulaklarınıza çınlasın. Diğer yandan siz Mevdudi Hazretlerinin ismini işittiniz. Pakistan'daki Cemaat-i İslamiye'nin kurucusu. 4 ciltlik kitabı var. Cihat hakkındaki kitabının 1. cildinde Çağdı Şerif naklediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir bölgeyi ziyarete gitmiş idi. Bütün millet elini öpüp eteğini öpüp şefaatten ayrılmak için sokaklara döküldü. İğne atsan yere düşmüyor. Bu kalabalıklar arasında bir alimler heyeti vardı. Bu alimler yolda giderken konuşuyorlardı. Diyorlardı ki ya biz alimiz ama çok şey bilmiyoruz. Hazır Allah'ın sevgisinin huzuruna giderken bilmediklerimizi sorup öğrenelim. Çok şey sorup rahatsız etmeyelim. Bir tek şey soralım. Ne soralım? Ya Resulallah siz namaz dinin diğeri cihatta zirvesidir buyuruyorsunuz. Şu cihat ibadeti gibi başka dinimize kıymet hangi ibadet var? Bunu soralım diye kararlaştırdılar. Gittiler, elini eteğini öptüler, ayrılırken geri döndüler. Bölgemize geldiniz, bize şeref verdiniz. Elinizi öptürdünüz, inşallah şefa edeceksiniz. Sizden alacağımız en büyük nimetleri aldık. Bir insandan bu kadar şey aldıktan sonra ayrıca ilave bir şey istenmez. Ama siz büyüksünüz, biz küçüğüz. Bizim küçüklüğümüze bağışlayacağınıza sığınarak size bir sual sorabilir miyiz? Buyurun, siz namaz dinin direği, cihatta zirvesini buyuruyorsunuz. Cihat ibadeti hükümeti dinimizde başka hangi ibadet vardır? Sordular, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu suale cevap olarak onlara, o alimlere ve bize ders olsun diye şöyle buyurdu. Siz bir Allah'ın kulu olarak her gün sabahla akşama kadar sürekli nafile namaz kılmaya ve oruçlu olmaya, akşamdan sabaha kadar da teheccüd namazı kılmaya muktedir misiniz? Yapamayız ya Resulallah dediler. Bana ne soruyorsunuz siz? Cihat ibadetinin kıymeti hangi ibadet var? Eğer bunu yapabilseydiniz ancak bu ibadet cihat ibadeti kadar kıymetli olur. Bir cihat ibadeti ömür boyu namaz kılıp oruç tutmak gibidir. Çünkü bütün zulümlerin ortadan kalkması için, insanların saadeti için yapılıyor. Ecirler niyetlere bağlıdır. Bu niyete göre ecir alındığı için bu ecir hiçbir şeyle mukayese kabul etmez. Bunu dikkate alarak saadet bahsi çalışmalarımızı yapacağız. Bütün insanlığın saadeti için çalıştığımızdan dolayı en hayırlı işi yaptığımıza inanarak koşacağız. Bu hususları sizlere hatırlattıktan sonra şimdi Trabzon Kongremizin bu yeni dönemde söylediğimiz hedeflere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ettikten sonra hepinize en büyük zaferleri, iki can saadetini ve en büyük ecirleri Cenab-ı Allah'ın nasip etmesini diliyorum.
Hepinizi Trabzon'da hemşerilerim olarak ağzından öpüyorum. Kazanız mübarek olsun. Sayınız meşru olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam hocam. Ve aleyküm selam. Sayın seyirciler, Milli Görüş Lideri ve Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan Trabzon'da Saadet Partisi'nin 5. olağan il kongresine katıldı ve burada katılımcılara seslendi. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Aynı anda şu anda Sarayburnu